Oldukça egzotik canlılar olan minik şeker planörler, küçük bir vücut yapısına sahiptirler. Ortalama 150 gram ağırlığındadırlar. Bakım oldukça zor olan ve sabır gerektiren canlılardır. Adlarından anlaşılacağı üzere şekerli besinlere bayılırlar. Ağaçların üzerinden inmeyen bu sevimli canlılar, son yıllarda doğasından koparılmış ve cinselleştirilmeye başlanmıştır. Diğer canlılar ve insanlarla kolaylıkla adapte olabildiğinden, kısa zamanda çok popüler evcil hayvanlardan biri haline geldi. Şeker planör, çok uzun mesafeleri zıplayıp planörü sayesinde adeta uçuyormuşçasına uzun mesafeler kat edebilir. Harika evcil hayvanlar olan şeker planörler, eve neşe getiren, sıra dışı evcil hayvanlar arasında kendine yer bulmaktadır. Oldukça detaylı ve masraflı olan bakımından dolayı sahiplenilmeden önce üzerine detaylıca düşünülmelidir. Ömürleri doğru beslenme ve doğru kafes ile ortalama 15 yıldır. Dünyanın en küçük maymun ünvanını elinde bulunduran parmak maymunun vücut uzunluğu ortalama 15 cm ve ağırlıkları ortalama 100 gramdır. Bu kadar küçük olmalarına rağmen 5 metreye kadar zıplayabilirler ve baykuşlara benzer şekilde kafalarını 180 derece döndürebilirler. Bu maymunların diğer bir adı ise cüce ipek maymunudur. Parmak maymunların ortalama ömrü 12 yıldır. Evde iyi şartlar altında bakıldıklarında ömürleri 16 yıla kadar uzayabilmektedir. Ancak bazı durumlarda parmak maymunların ailelerinden ayrılması depresyona girip ölmelerine sebep olabiliyor. Kürkleri koyu kahve rengi, altın rengi, turuncu, gri, beyaz ve siyah tüylerden oluşur. Parmak maymunlar doğada oldukça çeşitli besin tükettiklerinden onlara uygulanacak diyetin de oldukça planlı olması gerekmektedir. Mama firmaları tarafından hazırlanmış herhangi bir hazır mama bulunmadığından devamlı olarak mama hazırlamanız gerekir. Eğer bir parmak maymunu almak isterseniz bilmeniz gereken bu sevimli dostunuzla birlikte yaşamak için oldukça fazla sorumluluk almak gerektiğidir. Bu canlı garip ama aynı zamanda tatlı bir yüze sahip. Öyle ki o tatlı yüzünü görünce kendisine sarılmak isteyebilirsiniz. Meksika kökenli bir tür semender olan bu canlı aynı zamanda köstebek semenderlerinin de en tanınmışı. Oldukça hassas bir cilde sahip olan bu yaratıklar vücutlarının bazı parçalarını ve uzuvlarını yeniden üretebilme yeteneğine de sahip. Bu canlıların çok masrafı da yok üstelik. Etçiller ve mini balıklar, solucanlar, böcek larvaları ile beslenebilirler. 15 yıla kadar da yaşayabilirler. Yüzlerinden hiç düşmeyen gülümseme ile birçok kişinin sevgisini kazanmıştır. Akvaryumunuz varsa kendisiyle dost olmayı bir düşünebilirsiniz. Çöl tilkisi büyük kulakları ve görece küçük gövdesiyle bilinmektedir. Çöl tilkisinin gerçekten tilki cinsine ait olup olmadığı tartışmalıdır. Çünkü diğer tilki türlerinden daha az kromozom çiftine sahip. Başka bir bilgiye göre de çöl tilkisi, fennek tilkisi olarak da bilinir ve köpekiller familyasının en küçük mensubudur. Çöl tilkisinin en belirgin özelliği 15 cm ölçülebilen büyük kulakları. Kuyruğu ise 25 cm uzunluğunda. Çöl tilkisinin kalın kürkü krem rengi ve kuyruğu ise yer yer siyahtır. Bu halleriyle çöl tilkileri oldukça sevimli hayvanlar. Yaşam süreleri 15 yıla kadar uzayabiliyor. Çöl tilkisi tüm tilki türleri içinde en sosyal olanı. Karşınızda Guinness Rekorlar kitabına giren kemirici hayvanların en irisi kapibara. Anavatını Güney Amerika. Kapibara ortalama 70 kilogram ağırlığına ulaşabilen son derece büyük bir kemirgen türü. Birçok kişi akıllı, eğlenceli ve sosyal olan kapibaraları severek besliyor. Bu hayvanlar 8 ile 12 yıl arasında bir yaşam sürüyor. Boyu yaklaşık olarak 1.40-1.45 metre arasında değişiyor. Kapibara hem suda hem de karada yaşayabilen bir hayvan. Kemiriciler aleminin en irisi kapibarayı evinize almaya karar verdiyseniz eşyalarınızı gözden çıkarmanız gerekebilir. Ancak kapibaralar sebze ağırlıklı beslenmeleriyle de evde bütçe anlamında zorluk çıkarmayacaklardır. Dolaşmayı oldukça seven kapibaraları evde beslemektense bahçeli bir ortamda beslemek daha doğru. Rahatça dolaşmaları hem sizin için hem de kendi sağlıkları için oldukça faydalı olacaktır.
Bu küçük ve tüylü evcil hayvanlar hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir arkadaştır. Çinçilla meraklı ve nazik bir yapıya sahiptir ve enerji dolu bir hayvandır. Kürkleri genellikle mavimsi gridir. Nadiren boz, beyaz, siyah, gümüş olabilmektedir. Ama evinize çinçilla almadan önce onun siz ve aileniz için en iyi seçim olduğundan emin olmalısınız. Ev ortamında ortalama 20 yıl yaşayabilmektedirler. Beslenmesi diğer kemirgenlerin beslenmesiyle hemen hemen aynıdır. Çinçilla hoplayıp zıplamayı ve oyunları sevdiği için genişçe ve çok katlı bir yaşam alanı tavsiye edilmekte. Çinçillalar banyo yapar ancak suda değil. Çinçilla banyo kumu olarak satılan kumlarla banyo yaparak kürklerinde biriken kirlerin temizlenmesini sağlarlar. Evde kokarca beslemek çılgınlığın en uç noktalarından biri olsa gerek. İnanması güç ancak kötü kokularıyla bilinen kokarcalar da evcil hayvanlar olarak beslenmektedir. Tehlike anında kötü koku salgılayan kokarcalar hassas, akıllı ve meraklı hayvanlardır. Eğer beslemek istiyorsanız onları korkutmamak için büyük çaba sarf etmeyi unutmayın. Kokarca sahipleri hayvanın sadece tehdit altındayken ve sağlıksız beslendiğinde kötü koku yaydığını, eğitildiği takdirde endişelenecek bir şey olmadığını ve hatta kokarcaların köpeklerden daha temiz olduklarını savundu. Öyle ki kokarcalar hayvansever ailelerin yeni gözdesi haline geldi. Kuzey hayalet yarasa çok nadir görülen bir yarasa türüdür. Kuzey hayalet yarasası beyaz Honduras yarasası ile birlikte beyaz rengi sahip olduğu bilinen iki yarasa türünden biridir. Yağmur ormanları gibi nemli bir yaşam alanını tercih ediyorlar ve son zamanlarda insanlara daha yakın yerlerde yerleştiler. Kuyruğunun dibinde alışılmadık bir kese bulunan, nispeten nadir, tamamen beyaz, böcek öldürücü bir yarasadır. Kuzey hayalet yarasa, neredeyse yok olan bir pençeye sahip kürelmiş bir baş parmağın varlığıyla cinsinin diğer üyelerinden ayırt edilebilmekte. Bu 7-8 cm uzunluğunda orta irilikteki yarasa, kar gibi beyaz bir kürkle kaplıdır. Beyaz Honduras yarasası da kar beyazı bir kürke, sarı bir burnu ve kulaklara sahiptir. Sadece 3 ila 5 cm uzunluğuna sahip küçük bir yarasadır. Ağırlıklı olarak meyveyle beslenirler ve ilkbaharda sadece tek bir yavru dünyaya getirirler. Beyaz Honduras yarasası, çevresindeki mevcut şeyleri kendi yararına uygun şekilde düzenleyebilme özelliğiyle diğer birçok yarasa arasında benzersizdir. Siz de bu hayvanlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.